Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Matematik dersimize köklü sayılar 1'den devam ediyoruz. Arkadaşlar burada konu özetimiz var. Yalnız biz konu özetini soru üzerine yapacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Konuyu soru üzerine anlatacağız. Şimdi başlangıçta sizi fazla boğmadan direkt sorular üzerinde konuyu somutlaştırarak anlatacağız. İnşallah rahat bir şekilde anlayacaksınızdır. Şimdi bu özelliklere sırası geldiğinde tek tek anlatacağız. Bismillahirrahmanirrahim deyip köklü sayılara başlıyorum arkadaşlar. Bakın burada köklü sayılarla ilgili toplama çıkarma işlemlerinden bahsedilmiş. Köklü sayılarda toplama çıkarma işlemleri nasıl yapılır? Köklerin birebir aynı olması lazım. Bu kök 2, bu kök 8 ise bunları toplayamazsınız. 8 artı 2 10 deyip 32 de 42 deyip bu işlem bu şekilde ilerlemez. Köklü ifadelerin birebir aynı olması lazım. Şimdi diyorum ki ben bu 8'i dışarı çıkan kısmı çıkaracağım. İçeride kalan kısmını bir inceleyeceğim. 8 aslında nedir arkadaşlar? 4 çarpı 2 midir? 4 çarpı 2. 4'ümüz dışarı 2 diye çıkar. Bu 2 kök 2 oldu. Şimdi 32 nedir? 16 çarpı 2'dir. 16 dışarı 4 diye çıkar. 4 kök 2 oldu. Ne bileyim 18 ne yapar? 9 çarpı 2'dir. 9 dışarı 3 diye çıkar. Burası 3 kök 2 oldu. 50 arkadaşlar nedir? 25 çarpı 2'dir. 50 dışarı 25 dışarı 5 çıkar. 5 kök 2 oldu. Hocam ben bunu bu şekilde pratik yapamıyorum diyorsanız ne yapmanız lazım? Parçalamanız lazım. Sizin asal çarpanlığa ayırarak. Mesela 18'i şöyle de yapabilirdik. 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Aslında kök 18 neymiş arkadaşlar? Kök içinde 3 çarpı 3 çarpı 2'ymiş. Ben bu aynı olan 2 tane 3'ü bir tane dışarı yazarım. Bakın kök 18 gerçekten 3 kök 2'ymiş. Biz burada pratik bir şekilde yaptık. Veya kök mesela 98 ne yapar? 98 dediğim ifade aslında 2'ye böldüm 49, 7'ye böldüm 7, 7'ye böldüm 1 oldu. Kök 98'i biz şöyle diyebiliriz. Kök 49, 7 çarpı 7 çarpı 2 yazabiliriz. İçine 7 ve 7 çarpı 7 çarpı 2 varmış. 7 7 dışarı 2 7 diye çıkar. Bir tane 2 içeride kalır. Bu kök 98 değilmiş. 7 kök 2'ymiş. Ya da şöyle yazsam olurdu. 2 çarpı 49 deyip buraya ben 49 dışarı 7 diye çıkar. 2 içeride kalır yazardım. O 72 çarpı 36 derim. 36 dışarı 6 diye çıkar. 2 içeride kalır. 162'yi 2'ye bölsem 2 çarpı 81 yapar. 81 9 diye çıkar. 2 içeride kalır. Daha sonra bu 128'e ben 2 çarpı 64 diyorum. Bu da 8 diye dışarı çıkar 64. 2 içeride kalır. Yani pratik olursak işlemlerimiz daha hızlı ilerleyecektir. Başlangıçta ama pratikliğimiz yoksa bu şekilde asal çarpanları ayırıp dışarı çıkarabiliriz. Şimdi geldik toplama çıkarma işlemleri nasıl yapılır? Hepsinin kökü aynı olduğu için arkadaşlar biz bunları direkt toplayıp çıkarabiliriz. Bakın burada bir tane var. 2 tane burada var 3, 4 tane burada var 7, 8 tane burada var 15, 3 tane de burada var 18 tane kökümüz oldu. Kök 2. 1, 2 daha 3, 4 daha 7, 5 daha 15, 3 daha 18. Eksilerden kaç tane var? Eksi 6, eksi 9, eksi 6, eksi 15 tane kök 2. Eksi 1 tane eksi 22, eksi 5 tane daha eksi 27 tane kök 2'miz de buradan geliyor. Artı 18, eksi 27 burası eksi 9 tane kök 2 yaptı arkadaşlar. Geldik diğer sayfaya. Yine köklü sayılarda toplama çıkarma işlemlerinden bahsedilmiş. Toplama çıkarma yapamayız. Direkt bunları 3, 12 daha 15, 17 daha 42 diyemezsiniz. Köklerin birebir aynı olması lazım. Öyleyse benim bu kökleri birbirine benzetmem lazım. Direkt pratik yoldan yapıyorum arkadaşlar. Asal çarpanlara ayrılmayacağım. İsteyenler asal çarpanlara ayırabilirler. Bu 12 3 çarpı 4'tür. 27 3 çarpı 9'dur. 48 3 çarpı 16'dır. 75 3 çarpı 25'tir. 108 3 çarpı 36'dır. 147 3 çarpı 49'dur. 192 de 3 çarpı 64'tür. Buradan kök 3'ümü aynen yazdım. 4 2 diye çıktı. İçeride kök 3 kaldı. 9 3 diye çıktı. 3 içeride kaldı. 16 4 diye çıktı. 3 içeride kaldı. 25 5 diye çıktı. 3 içeride kaldı. 36 6 diye çıktı. 3 içeride kaldı. 49 7 diye çıktı. 3 içeride kaldı. 64 8 diye çıktı. 3 içeride kaldı. Şimdi bu bir tane. 2 tane burada var 3 tane. 3 tane burada var 6 tane. 4 tane burada var 10 tane. 8 tane burada var 18 tane. Kök 3 yaptı burası. Eksi. Eksi 5 tane. Eksi 6 tane. Eksi 11 tane. Eksi 7 tane daha. Eksi 18 tane. Kök 3 burası yaptı. İkisi birbirinin aynısı olduğu için çıkardığımızda cevabımız 0 yapar. Devam ediyoruz. İsteyenler arkadaşlar bunları yine asal çarpanlara ayırıp dışarı çıkarabilirler. Veya da direkt pratik bir şekilde akıldan kimle kimin çarpımı deyip çıkarabilirsiniz. Bakın bu kök 5 ise bunlar da kök 5'te olması lazım. Ben buraya 5 çarpı 4 diyorum.
Buraya 5 çarpı 9 diyorum. Buraya 5 çarpı 16 diyorum. Buraya 5 çarpı 25 diyorum. Buraya 5 çarpı 36 yazdım. Buraya da 5 çarpı 49 yazdım. Kök 5 kök 5'tir. 4 dışarıdaki diye çıkar, kök 5 içeride kalır. Eksi 9 3 diye çıkar, kök 5 içeride kalır. Eksi 16 4 diye çıkar, kök 5 içeride kalır. 25 5 diye çıkar, kök 5 içeride kalır. 36 6 diye çıkar, kök 5 kalır. 49 7 diye çıkar, kök 5 kalır. Hepsinin kökü aynı olduğu için bunları toplayıp çıkarabiliriz. Bir tane burada, iki tane de burada, üç tane. Beş tane burada, sekiz tane. Sekiz tane kök beşimiz geldi. Eksilere bakalım. Eksi 3, eksi 4 daha eksi 7. Eksi 6 daha eksi 16. Eksi 7 daha arkadaşlar ne yaptı? Eksi pardon 7. 3, 4 daha 7. 6 daha 13. 13, 7 daha 20 yapar. Demek ki eksi 20 kök 5'im varmış. Artık 8 kök 5, eksi 20 kök 5. Burası da eksi 12 kök 5 yaptı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi derecemiz 3 olduğu zaman bu ifadeler dışarı nasıl çıkar acaba? Aynısından 3 tane olursa dışarı bir tane çıkabilir. Bakın 16'yı ben parçalarsam bunu direkt akıldan yapmak biraz zor. Ben şöyle diyeyim. 16'yı parçalıyorum. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. 16 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'ymiş. 54'e bakalım. 54'ü 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 54 de 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'müş. 192'ye bakalım. 192 diyorum. Böyle 2'ye böldüm. Ne yaptı arkadaşlar burası? 96 oldu. 2'ye böldüm 48 oldu. 2'ye böldüm 24 yaptı. 2'ye böldüm 12 yaptı. 2'ye böldüm 6 yaptı. 2'ye böldüm 3 yaptı. 3'e böldüm 1 yaptı. Burası da 2 2 2 2 2 2 3'müş. 250'ye bakalım. 250 2'ye böldüm 125 yapar. 5'e böldüm 25 oldu. 5'e böldüm 5 oldu. 5'e böldüm 1 oldu. Burası 2 5 5 5 5'miş. Şimdi derecemiz 3 olduğu için 3 tane aynısı bir tane çıkar arkadaşlar. Burası 5 kök derecem 3 içeride bir 2 kaldı. Şunlar 2 diye çıkar 3 tane olduğu için. Şu 3 tanesi yine arkadaşlar bir tane 2 diye çıkar. Dışarıda 2 çarpı 2'den 4 oldu. İçeride ne var? 3'ün üzerinde 3 var. Şu 3 tanemiz arkadaşlar bir tane 3 diye çıkar. Şu 2 içeride kalır. Buradaki arkadaşım 3 tane ikisi dışarı bir tane çıkar. Şu birisi içeride kalır. Şimdi derecem küp kök ve bakın hepsinin kökü nedir? Aynıdır değil mi? O zaman ben bunları toplayabilirim. Bir tane burada var. İki tane burada var. Üç. Üç tane burada var. Altı. Altı tane küp kök ikim geldi. Eksi dört tane şurada var. Eksi beş tane burada var. Eksi dokuz tane küp kök iki daha geldi. Altı taneden eksi dokuz tane çıkarsa geriye eksi üç tane ne kaldı? Küp kök iki kaldı arkadaşlar. Buna bakalım. Kök kök 5 artı kök kök 40 falan demişiz. 40'ı parçalıyorum şimdi. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. Burası 2. 2. 2. 5'miş. 135'e bakalım. 135. 5'e böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Burası 5 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'müş. 360. 20'ye bakalım. 320. 2'ye böldüm. 160, 2'ye böldüm 80, 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Burası 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5'miş. Şu 3 tanesi bir tane 2 olarak çıkar. Derecem 3, içeride kök 5 var. Bunun da yine derecesi 3, içeride 5 var. Artı şu 3 tanesi bir tane çıkar. Derecem 3, içeride 5 var. Eksi. Bunlar 3 tanesi bir 2 çıkar. Bu 3 tanesi bir daha 2 çıkar. Dışarıda 2 çarpı 2'den 4 olur. Derecem 3, 5 var. Gizli bir tane burada var. 2 tane burada var. 3. 3 de burada 6. 6 taneden 4 tane çıkarsa geriye 2 tane 3. dereceden 5 kaldı arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Kök 108. Şimdi ben bununla daha önceden tanışıyorum. Bu ifade 3 çarpı 36 idi. 29 çarpı 3'tü. Bunu pratik yapamayanlar ne yapsın arkadaşlar? Gidip kenarda parçalasınlar. 12 4 çarpı 3'tü. Şimdi 36 6 diye çıkar. Kök 3. Eksi 9 3 diye çıkar. Kök 3. Bölü 4 dışarı 2 diye çıkar. Kök 3. Eksi kök 3. 6 taneden 3 tane çıkarsa 3 tane kök 3 kalıyor. Bu gizli bir tane var burada. 2 taneden bir tane çıkarsa bir tane kök 3 kalıyor. O biri yazmaya gerek yok.
Köküsel sadeleşirse cevabımız 3 yaptı arkadaşlar. Şimdi yine devam ediyoruz. İlk önceki sayfalardan bunlara biz alışkınız. Bu 3 çarpı 36. Bu 3 çarpı 9. Bu 3 çarpı 25. Bu 3 çarpı 16. 16 dışarı 4 diye çıkar, 4 kök 3. Eksi. 25 5 diye çıkar, 5 kök 3. Bölü. 36 6 diye çıkar, içeride kök 3 var. Eksi 9 dışarı 3 diye çıkar, içeride kök 3 var. Artı 4 tane, eksi 5 tane yukarıda eksi 1 kök 3 kaldı. 6 tane, eksi 3 tane çıkarsa 3 tane kök 3 kaldı. Köküsler birbirini götürdü. Yukarıda 1, aşağıda 1 kaldı. 1 üst kere 1'den aşağısı 3 yapar. Yukarıda bir de eksi 1'imiz var arkadaşlar. Cevap eksi 1 bölü 3 yaptı. Yine bu ifadeler bize yabancı mı? Değil. Ben bunun 3 çarpı 4 olduğunu biliyorum. Bunun 3 çarpı 9 olduğunu biliyorum. Bunun 3 çarpı 9 olduğunu biliyorum. Diyorum ki bu 9 dışarı 3 diye çıkardı. Bir de çarpı 5 var ama dışarıda, o zaman 3 çıktı. Bir de çarpı 5'imiz var. 15 kök 3 yaptı. Eksi. Burası çöküştür zaten. Bölü. 27 9'dur. 9 kök 3 oldu. Artı 4 dışarı 2 diye çıktı. Kök 3 var. 15 tane. Eksi 1 tane ne yaptı arkadaşlar? 14 tane kök 3 oldu. 3 tane, 2 tane daha, 5 tane kök 3 geldi. Köküçler gitti, cevabımız 14 bölü 5 yaptı. Buraya geliyorum. 3 çarpı 25. 3 çarpı 16. Demek ki bunlar da 3'e benzemesi lazım. Bu 3 çarpı 121'dir. Bu da 3 çarpı 49'dur. Bunu bulamayanlar kenarda arkadaşlar tek tek çarpanlara ayırabilirler. 121 11 diye çıkardı. Kökü 3. Eksi 25 5 diye çıkar. Kökü 3. 16 4 diye çıkar. Kökü 3. 49 7 diye çıkar. Kökü 3. Artı. 7 tane 4 tane daha. 11 tane kökü 3. Bölü. 11 tane eksi 5 tane de 6 kökü 3 oldu. Bunlar sadeleşti, cevabımız 11 bölü 6 yaptı arkadaşlar. Şimdi burada önünde bir şey yoksa bir tane var demektir. Gizli bir tane. Bir tane daha 2, bir tane daha 3. Yukarısı üst kök 3 yaptı. Çarpmalı arkadaşlar istediğiniz gibi çarpabilirsiniz. Üst kere 3 nedir? 9 değil mi? Kök 9 burası. Şu ikisi aslında. Üst kere 3 kök 9 yapar. Kök 9'da 3 olduğu için dışarı 3 çıkar. Ve bu kökümüz dışarı burada kalır. Bununla bu aynı olan cevabımız 1 yapar. Şimdi bakın kök 2 kök 2 kök 4'tür, bu 2 diye dışarı çıkar. Kök 2 kök 2 çarpınca kök 4, bu da 2 diye dışarı çıkar. Dışarıda 2 çarpı 2'den 4 oldu. Ama şu bir tane kökümüz kaldı. Yukarıya geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane kök 2 mi geldi? Kök 2'ler gitti, cevabımız da 5 bölü 4 yaptı. Burası kök 5 kök 5 kök 25. Yani direkt şuradan bir 5 geldi. Bir de kökümüz var, 5 kök 5 oldu. Yukarısı 1 tane, 2 tane, 3 tane, üst kök 5 yaptı. Kök 5'ten sadeleşti, cevabımız 3 bölü 5 oldu. Devam ediyoruz. Şimdi çarpma bölme yapabilmek için arkadaşlar bizim köklerin içerisinde aynı olmasına gerek yok. Köklerin derecelerinin hepsi aynı olsun yeterli. Bakın hepsinde bir şey yazmıyor. Yani hepsinin derecesi 2'ymiş. Ben bunları istediğim an çarpıp veya bölebilirim. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 9 geldi. İşte ben bunu arkadaşlar ne yaptım mesela? 3'e böldüm 7, 3'e böldüm 5 geldi. Mesela ben bunu arkadaşım ne yapayım? 4'e böleyim 5 yapsın. 4'e böleyim bunu 6 yapsın. Bu 9'u 3'e böldüm 3 geldi. 7'yi 3'e böldüm 6, 3'e böldüm 2 geldi. Yukarıda kök 5 çarpı kök 5 çarpı kök 3 oldu. Yani yukarısı kök 5 çarpı kök 5. Kök 25 o 5 diye çıkar. İçeride bir tane kök 3'ümüz kalır. Aşağıda ise arkadaşlar kök 7 çarpı kök 2'den kök 14 kalır. Bu 3 ve kök 14 sadeleşmezler. Bu ifade böyle kalır arkadaşlar. Veya siz isterseniz bu aşağıya aynı sıra çarpın. Kök 14 kök 14 çarpınca direkt 14'ün karesi olduğu için 14 yapar. Kök 14 çarpı 3 kök 42, bunun cevabı 5 kök 42 bölü 14'müş. Geldik buraya. Şimdi bizim derecelerimiz arkadaşlar bakın nedir? Aynı değil değil mi? Derecelerimiz aynıysa çarpma bölme işlemi yapamayız. Şimdi benim derecesi 3, bunun derecesi 4, bunun derecesi yazmıyordu. Ben 2 yazdım. Çünkü bir şey yazmıyorsa gizli bir 2 vardır burada. Dereceler arkadaşlar payda eşitler gibi eşitleyeceğiz. 3'ü 4'ü ve 2'yi nerede eşitleriz? 12'de mi? Ben buraya bir 6 getiriyorum. İşlem bozulmasın, içeri de bir 6 getirdim. Burası 12 olması için bu içeri dışarı 4 getirdim, içeri 4 getirdim.
Bu arkadaşlar içeriye dışarı üst getirdim 12 olması için içeriye de bir üst getirdim. Bakın hepsinin derecesini şu an 12 yaptık. Dışarı gelen işlem aynen içeri de yukarı gelmek zorunda. O zaman burası ne yaptı? 12. dereceden 2 üzeri 4 çarpı 12. dereceden 2 üzeri 3 bölü 12. dereceden 2 üzeri 6 yaptı. Hepsinin derecesi aynıysa aslında ben bunları tek bir derece içinde de yazabilirim. O artık arkadaşlar sizin isteğinize kalmış. Çarpınca buralara ne olur? 2 üzeri 4, 2 üzeri 3 de 2 üzeri 7 yapar. 2 üzeri 6'ya bölersem 2 üzerinde 1 kalır. O da 2 yapar. Derecemiz de 12 idi. Cevap derece 12'den 2 yaptı arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. 1 eksi kök 2'nin karesi eksi 1 artı kök 2'nin karesi. Bunu sormuşuz. 1 eksi kök 2'nin karesi demek ne demek? Bu aslında 1 eksi kök 2 çarpı 1 daha 1 eksi kök 2 demek. Eksi. 1 artı kök 2'nin karesi ne demek arkadaşlar? Bu da 1 artı kök 2 çarpı 1 artı kök 2 demek. Şimdi uzun uzun çarpalım. Kök 1 çarpı kök 1, 1 yaptı. Pardon, 1 çarpı 1, 1 oldu. 1 çarpı kök 2, kök 2 oldu. Kök 2 çarpı 1, kök 2 oldu. Kök 2 çarpı kök 2, normal 2 oldu arkadaşlar. Eksi. 1 çarpı 1, 1 yapar. 1 çarpı kök 2, eksi kök 2 yapar. 1 çarpı kök 2 eksi kök 2 yapar. Kök 2 çarpı kök 2 o da arkadaşlar nedir? Kök 4 o da 2 yapar. Eksi eksi artı 2 yaptı. 2 1 daha 3 oldu. Eksi bir tane eksi bir tane de eksi 2 tane 2 kök 2 geldi. Burası 2 1 daha 3 yaptı. Eksi bu 3 etkilerse eksi 3 yapar. Bir tane kök 2 bir tane daha 2 kök 2 oldu. Eksi etkilerse burası da eksi 2 kök 2 gelir. Eksi 3 artı 3 arkadaşım gitti. Eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 tane kök 2'miz geldi. Geldik şimdi buraya. Arkadaşlar bakın şu birinci ile birinci aynı. İkinci ile ikinci aynı. Aradaki işaret farklıysa biz onu uzun uzun çarpmamıza gerek yok. Bununla bunu çarpsak. Bununla da bunu çarpsak yeter. Kök 3 çarpı kök 3 normal 3'e dönüşür. Eksi 1 çarpı artı 1 eksi 1 yapar. Burası 3 eksi 1'den 2 oldu. Eksi. Birinci ile birinci aynı. İkinci ile ikinci aynısı. Arada işaretleri farklıysa arkadaşlar direkt birinci ile birinci çarpıyorsunuz. İkinci ikinciyi. Kök 5 abi kök 5 nedir? Normal kök 5'in karesinden 5 gelir. 2 kere 2 ise eksi 4 yapar. 5 eksi 4'ten 1 oldu. Arada eksi varsa 2 eksi 1'den cevabımız 1 yaptı. Şimdi köklü ifadeleri üst kök çarpı kök 8 eksi 1 demiştim. Önce çarpma yapmak lazım. Kök 2 çarpı kök 8 kök 16 yapar. Kök 16 4 diye çıkar. Üst çarpı 4 gelir yukarıya. Eksi 1 bölü. Bununla bunu çarparım 16. Bununla bunu çarparım. Kök 5 çarpı kök 5. 5'in karesidir. O da direkt eksi 5 diye çıkar. 3 çarpı 4 12. 1 çıkarsa 11 oldu. Bölü 16 eksi 5 11 yaptı. 11 bölü 11'de cevabımız 1 gelir. Geldik şimdi buraya yapalım. Kök 7 kök 7 aynı olduğu için çarpınca 7 yapar. Artı eksi buradan 1 kere 1 1 yapar. 7 eksi 1 oldu aşağımız. Yukarıya bakalım. Kök 3 artı kök 2'nin karesi demiş. Biz bunu mecburen 2 defa yan yana çarpmak zorundayız. Bunda bunu çarptım 3. Bunda bunu çarptım artı kök 6. Bunda bunu çarptım artı kök 6. Buna bunu çarptım artı 2. Eksi 2 kök 6 bölü 7 eksi 1 6 yaptı. Bakın artı 1 kök 6 bir tane 2 tane kök 6 yaptı. Ama eksi kök 6 burada var. Demek ki şunlar arkadaşlar bu götürüyor. 3 artı 2'den yukarısı 5 aşağısı 6 yapıyor. Cevap 5 bölü 6 yaptı. Şimdi mecburen uzun uzun çarpmak zorundayız. Çünkü bunlar birbirinin aynısı değil. Eşlenik değil. Ne yapıyoruz? Yani bununla bu aynı olsa, bununla bu aynı olsa, arada artı eksi olsa arkadaşlar kısa yoldan bununla bunu çarpıp bununla bunu çarpıp bırakırsınız. Ama eşlenik gibi bir ifade yoksa uzun uzun çarparız. Yani bununla bunu çarpıyorum. 12 çarpı 6, 72. Kök 72 geldi. 12 çarpı 3, 36 yapar. Eksi kök 36 geldi. 6 çarpı 6, 6'nın karesinden 36 yapacağı için o direkt 6 yaptı. 6 çarpı arkadaşlar kök 3, kök 18 yapar. O da eksi kök 18 yaptı. Bölü aşağısı da kök 18. Diyorum ki 36 6 diye dışarı çıkar. 18 9 çarpı 2'dir. Bu 9 3 diye çıkar. 72 36 çarpı 2'dir. Bu 6 diye çıkar.
36'mız 6 diye çıktı. 6 kök 2. Eksi 6'mız var. Artı 6'mız var. Eksi arkadaşlar 9 3 diye çıkar. Bir de işaret kökümüz var. Eksi artı artı 6 gitti. 6 eksi 3'ten üst şu 2 kaldı yukarıda. Aşağısı 9 çarpı 2 oldu. 9'un sıra 3 diye çıkar. Kök 2 içeride kaldı. Bununla bu da bu aynı olduğu için cevabımız direkt 1 yaptı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi bakın biz burada ne yapmamız lazım? Bunu bir daha aşağının aynısını çarpmamız lazım ki kök 3 kök 3 kök 3'ün karesinin aşağısı 3 yapsın. Direkt payda işlemeye kalksam arkadaşlar bakın bununla kesirli ifadeler payda işlemek oldukça zordur. Bir de işlem çok karışır. Biz o zaman ne yapıyoruz? Aşağı yukarıyı burayı kendisiyle bir daha çarpıyoruz. Yukarısı arkadaşlar ne oldu? 6 kök 3 mü oldu? Eksi. Buranın arkadaşlar eşleniği kök 3 eksi 1'dir. Buraya kök 3 eksi 1 ile çarpıyoruz. Kök 3 çarpı 2, 2 kök 3 yaptı. 2 çarpı eksi 1, eksi 2 yaptı. Kök 3 çarpı kök 3, 3 yapar. Eksi kök 1 çarpı 1, 1 yapar. Yukarısı 3 ters adresi 2 kök 3 geldi. Eksi şu yukarı 2 parantezine alıyorum. Kök 3 eksi 1 yapar. Aşağısı da 3 eksi 1'den 2 yapıyordu. 2'ler sadeleşti. Eksi dağıtırsam eksi kök 3 artı 1 oldu. 2 kök 3 yaptı. Burası da kök 3 artı 1 yapar. Hocam ben şu yukarıyı ortak paranteze almasaydım. Bunları da mesela sadeleştirmeseydim nasıl yapabilirdik? Bakın 6 kök 3 bölü 3. Eksi bunun paydası 2 idi. Yukarısı da 2 kök 3 eksi 2 değil mi arkadaşlar? Sadeleştirme yapmayıp veya ortak paranteze almazsanız yine payda işlemeniz lazım. Buraya 2 ile çarpsaydım. Buraya 3 ile çarpardım. Benim paydam üst kare 2'den 6. Üst kare 2'den 6 yapardı. Buradan 6 çarpı 2'den 12 kök 3 gelirdi. Buradan ise 3 çarpı 2'den eksi 6 kök 3 gelirdi. Burası eksi 3 çarpı eksi 2'den eksi 6. Bir eksi de burada var. Artı 6 yapardı. Yukarısı arkadaşlar 12 kök 3 eksi 6 kök 3'den 6 kök 3 artı 6 olurdu. Aşağısı 6'ydı. En son bir 6 parantezine alıp yukarıya kök 3 artı 1 deyip 6'lar sadeleşirdi. Yine cevabımız kök 3 artı 1 olarak bulunurdu. Böyle işlem biraz daha uzun çıkıyor. Devam ediyoruz. Kesirli ifadeler var karşımıza. Payda işlersek sonuç çıkabilir diyeceğim ama payda işlemek çok zor arkadaşlar. Ortalık çok karışır. Ben ne yapıyorum? Buraya eşleniyle çarpıyorum. Buranın eşleniği de kök 3 artı 2'dir. Yukarı 1 kere kök 3 kök 3 oldu. 1 kere 2 2 yaptı. Bölü. Kök 3 çarpı kök 3 3 yapar. 2 çarpı 2 4 yapar. Eksi 4 artı. Kök 3 çarpı 2 ne yaptı? 2 kök 3 yaptı. 2 çarpı 1 çarpı eksi 1 çarpı 2 eksi 2 yaptı. Bölü kök 3 çarpı kök 3 3 yaptı. 1 kere 1 eksi 1 yaptı. Arkadaşım bak burası ne oldu? 3 eksi 4'ten eksi 1 mi yaptı? Bir ifadeyi 1'e bölseniz bir şey değişmez ama eksi 1'e bölerseniz bu işaret değiştirir. Burası eksi kök 3 eksi 2 yaptı. Burası da 2 kök 3 eksi 2 bölü 2'dir. 2 kök 3 eksi 2 bölü 2 diyoruz. Şimdi ben burada arkadaşım bak payda eşitleyeceğim derim ama hiç uğraşmayın. Bakın şuraya 2 panzer alıyorum yukarıyı. Kök 3 eksi 1 geldi. Bölü 2. Bu 2 ile 2 gitti. Yani bu işlem kök 3 eksi 1 oldu. Burası eksi kök 3 eksi 2 oldu. Bununla bu gitti. Eksi 2 eksi 1'den cevabımız eksi 3 yaptı. Devam ediyoruz. Yine kesirli işlemler var. Biz ne yapmamız lazım? Eşleniyle çarpıyoruz. Kök 3 eksi 2 ile. Buraya kök 3 ile çarptım. 4 çarpı kök 3'ten 4 kök 3 oldu. Eksi 2 çarpı 4'ten eksi 8 geldi. Bölü. Kök 3 çarpı kök 3'ten 3 yapar. Eksi 2 çarpı 2'den 4 yapar. Artı kök 3 çarpı 12'den 12 kök 3 olur. Bölü. Kök 3 çarpı kök 3'ten 3 yapar. 3 eksi 4 eksi 1'dir. Ben bu ifade eksi 1'e bölersem tamamen değişir bu. Eksi 4 kök 3 artı 8 olur. Burada 3'ler sadeleşirse arkadaşlar burası 4 kök 3 olur. Eksi 4 kök 3 artı 4 kök 3 gitti. Cevabımız 8 yaptı. Yine anlaşılması için benzer sorular yazmışız. Burayı ben eşleniyle çarpıyorum. Kök 3 artı kök 2 ile. Buraya kök 6 ile çarpıyorum. Kök 6 çarpı 12, 12 kök 6. Böyle. Kök 6 çarpı kök 6, 6 yaptı. 6'lar sadeleşti. Burası 2 kök 6 geldi. Geldik şimdi buraya. Bakın şu paydamız direkt basittir. 3 çarpı 3, 3. 2 çarpı 2, 2 yapar. Ama yukarısıyla şu burayla arkadaşlar bakın bura eşlenikleri uzun uzun çarpacağız. Bununla bunu çarptım 3. Bununla bunu çarptım artı kök 6. Bununla bunu çarptım artı kök 6.
Bunun şartım artı 2. Faydam şu an 3 eksi 2'den 1 yapar. Yukarıya aynen yazıyorum. 3, 2 daha 5 geldi. Artı kök 6, kök 6 da 2 kök 6 geldi. Buradan da bir artı kök 6 varmış. Cevabımız öyleyse 5 artı 4 kök 6 yaptı arkadaşlar. Geldik buraya. Burayı kök 2 eksi 1 ile çarpıyorum. Burayı kök 2 artı 1 ile çarpıyorum. Kök 2 çarpı 1'den kök 2 yaptı. 1 kere 1'den 1 yaptı. Bölü. Kök 2 kök 2 normal 2 yapar çarparsam. 1 kere 1 de eksi 1 yapar. Artı kök 2 çarpı 1 kök 2 olur. 1 kere 1 artı 1 yapar. Kök 2 kök 2 arkadaşlar ne yapar? Direkt 2 yapar. Artı 1 eksi 1 çarpım eksi 1 yapar. Bunun paydası 1, bunun paydası da 1. Bunları yazmaya gerek yok. Buradan kök 2 kök 2 daha 2 kök 2 oldu. Eksi 1 artı 1 daha gitti arkadaşlar. Cevabımız sadece kök 2'dir. Devam ediyoruz. Yine benzer sorular yazmışız. Maksat anlaşılması için. Buraya kök 3 artı 1 ile çarptım. Buraya kök 3 eksi 1 ile çarptım. Yukarısı 2 kök 3. 2 kere 1'den artı 2 oldu. Bölü. Bunda bunu çarparsam 3. Artı 1 eksi 1 çarparsam eksi 1 yapar. Eksi. Bunda bunu çarptım 2 kök 3. Eksi 1 çarpı 2 eksi 2 yaptı. Bölü. Kök 3 çarpı kök 3 3 yaptı. Artı 1 eksi 1 çarparsam eksi 1 yapar. Şimdi yukarısı aşağısının paydası 2. Burasının paydası 2. Yukarı 2 fazlını alıyorum. Kök 3 artı 1 geldi. Bölü 2. Eksi. Burada 2 fazlını alıyorum. Kök 3 eksi 1 geldi. Bölü 2. Şu 2 ile bu 2 gitti. Bu 2 ile bu 2 gitti. Buradan kök 3 artı 1 geldi. Bu eksi arkadaşlar içeriye dağılır. Eksi kök 3 artı 1 yapar. Eksi kök 3 artı kök 3 gider. 1 1 daha burası da 2 yapar. Geldik bunu çözmeye. Ben burayı kök 5 artı 1 ile eşleniğine çarpıyorum. Burayı kök 5 eksi 1 ile çarpıyorum. Kök 5 çarpı 4, 4 kök 5. 4 çarpı 1'den artı 4 yaptı. Bölü. Kök 5 çarpı kök 5, 5 yapar. 1 kere 1, 1 yapar. Eksi 1 oldu. Artı kök 5 çarpı 4, 4 kök 5 yaptı. Eksi 1 çarpı 4, eksi 4 yaptı. Kök 5, kök 5 çarpınca 5 yapar. Artı 1 eksi 1 çarpınca eksi 1 yapar. Benim paydam 4. Buradaki paydam da 4. Yukarıda 4'ler var. 4 panzan alıyorum yukarıyı. Kök 5 artı 1 geldi. Bölü 4. Artı yukarıya 4 panzan alıyorum. Kök 5 eksi 1 geldi. Bölü 4. 4'ler sadeleşti. Buradan kök 5 artı 1. Buradan kök 5 eksi 1 oldu. Eksi 1 ile artı 1 de gider. Kök 5 kök 5 de cevabımız 2 kök 5 yapar arkadaşlar. Geldik şimdi bu ifadelere. Bakın. Bizim 8 dediğimiz ifade aslında 4 çarpı 2'dir. 18 de 9 çarpı 2'dir. Öyleyse benim paydamda 4 dışarı 2 diye çıkar. 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 2 geldi. Şimdi bu 12 çarpı 5 ile 10 dışarı çıkmıyor. 40'ı da arkadaşlar ne diyoruz? 10 çarpı 4 diyoruz. 40'ımız da 4'ümüz 2 diye dışarı çıkıyor. 2 kök 10 oldu. Kök 40 2 kök 10 yaptı. Eksi kök 10 da burada var. Eksi 2 tane eksi 1 tane kök 10 geldi. 3 tane 2 tane daha 5 kök 2 geldi. Çarpı kök 5 böyle kök 2 var. Arkadaşım bak burası kök 50 yapar. Burası da kök 2 çarpı kök 2 2 yapar. 2 çarpı 5 de 10 yapar. Bu ifadeyi böyle bırakamayız. 50 çünkü dışarı çıkabilir. 25 çarpı 2'dir. 25 çarpı 5 diye çıkar. 2 içeride kalır. Böyle 10 var. 5'e böldüm 5'e böldüm. 1 geldi 2 geldi. Burası kök 2 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Geldik buraya. 54 eksi 24 75 27. Burası 3 çarpı 9 diyorum. Buraya 5 çarpı 3 çarpı 25 diyorum öylesi buraya da. Bu üçlü ise o da üçlü olsun. Arkadaşım bak aşağımız ne yaptı? 25 5 diye çıktı. 5 kök 3. Eksi 9 dışarı 3 diye çıktı. 3 kök 3. Şimdi geldik yukarıya. Kök 24. Kaç kere kaç 24 yapar? Tam idrak edemiyorum. Öylesi 24'ü parçalayayım. 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Ha, 24 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'müş. Şunlar dışarı bir tane 2 olarak çıkar. İçeride 2 ve 3 beraber kalırlar. Kök 6 yaptı. O zaman bu da kesin 6'lı bir şeylerdir arkadaşlar. Bakalım 54'ü bölüyoruz 2'ye. 27, 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3'ü 3, 3'e böldüm buraya 1 yaptı. 54 de 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 oldu. Şunlar dışarı 3 diye çıkar. Bu 3 ile 2 içeride kalır. Burası da 3 kök 6 yaptı. Şimdi buradan baktığımızda 3 kök 6 eksi kök 6 1 kök 6 yapar.
2, 5 kök 3, 2 kök 3, 3 kök 3 çıkarsa 2 kök 3 kalır. Şimdi arkadaşım bak, burayı ben diyorum ki eşleniyle çarpıyor. Pardon, burayı kökle bir daha çarpıyorum ki kökten kurtulayım diye. Yukarısı kök 18 yapıyor. Aşağısı 2 çarpı kök 3 kök 3 3 yapar. Bu 18 ile 9 çarpı 2 olduğundan 9'umuzu biz dışarı 3 diye çıkarıyoruz. Kök 2. Aşağısı 2 çarpı 3'tü. 3'ler gitti. Cevabımız yine kök 2 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kök 54 artı kök 24 bölü kök 2'yi sormuşuz. Bakın bu 4 çarpı 6 idi. Bu 6 çarpı 9'du. Yukarısı 9, dışarı 3 diye çıktı, kök 6 artı burası 24'te 2 çarpı 2 kök 6 oldu. Bölü kök 2. 3, 2 daha 5 kök 6. Bölü kök 2 diyorum. Bununla bu sadeleşir, 3 kalır. O da kök içerisindedir. Cevap 5 kök 3'tür. Geldik buraya. 50 arkadaşlar nedir? 25 çarpı 2'dir. 48 de 4 çarpı 2'dir. 48 16 çarpı 3'tür. 20 de arkadaşlar 4 9 çarpı 3'tür. 25 dışarı 5 diye çıkar yukarıdan. Kök 2 içeride kalır. Eksi. 4'ümüz 2 diye çıkar. 2 içeride kalır. Bölü. 9 dışarı 3 diye çıkar. Kök 3 içeride kalır. Eksi. 16 4 diye çıkar ama burada bir ikimiz varmış. Burası saklı arkadaşlar, 8 kök 3 olur. Yukarıdan 5 2 çıktı. Üst kök 2 yaptı. Aşağısı 3 eksi 8'den 5 kök 3 oldu. Eksili hem de. Şimdi biz böyle bir cevap bulamayız. Aşağı bir kök 3'ü çarpıyorum ben. Kök 3 çarpı üst kök 2 üst kök 6 yaptı. Aşağısı da kök 3 çarpı kök 3 3 yapar. 3 kere 5 15 yapar. Eksili geldi. Sonra 3'leri sadeleştirsem kök 6 bölü 5 yaptı. Cevap eksi kök 6 bölü 5'tir. Geldik şimdi buraya. 196 bölü 10 diyorum buna. Kök içinde. Eksi 36 bölü 10 diyorum. 36 6 diye çıkar ama kök 10 çıkmaz. Bu arkadaşlar bana yabancı değil. Ben bunu 14'ün karesi olduğunu hatırlıyorum. O zaman buraya da 14 diye çıkardım. Bu 10 çıkmaz. Çıkarırsam birbirinden 8 bölü kök 10 oldu arkadaşlar. Böyle bir cevap yoksa şıklarda biz burayı kök 10 ile çarparız. 8 kök 10 bölü 10 yapar. Bunu da yarı yarıya küçültürsem cevabım 4 kök 10 bölü 5'tir. Ya şıklarda bu vardır ya da bu vardır. Şimdi geldik buraya. 40 diyorum. 40 arkadaşlar nedir? 10 çarpı 4'tür değil mi? 4 dışarı 2 diye çıkar. Çek 10. Artı burası 16 bölü 10'dur. 16 4 diye çıkar ama kök 10 çıkmaz. Burası 9 bölü 10'dur. 9 dışarı 3 diye çıkar ama kök 10 çıkmaz. Şimdi şununla şunu çarpıp şu yukarı atalım. 2 kök 10 ile kök 10'u çarparsam kök 10 kök 10. Kök 10'un karesi 10 yaptı. Çarpı 2 20 yaptı. 4 eklersem yukarıda bir 24, aşağıda bir kök 10'umuz var. Bölü. Burası da 3 bölü kök 10. Yukarıdaki aynen kalsın. Aşağıdakini ben ters çevirip çarpıyorum. Kök 10 bölü 3 diye ters çevirdim. Kök 10'dan cevap 24 bölü 3'ten 8 yaptı arkadaşlar. Evet, son sayfalara doğru ilerliyoruz. Diyoruz ki şu iki ifadenin çarpımı nedir diye merak etmişiz. Arkadaşlar bakın, şununla şu eşlenik değil mi? Ben bunları tek bir kök içerisinde yazabilirim. Çarpma işlemi böyle yapılabilir. Direkt birleştirilebilir. 5 eksi 2 kök 6 çarpı 5 artı 2 kök 6 diyorum şu an. 5 kere 5 25. Eksi kök 6 kök 6. 6 yapar. 2 kere 2 4 yapar. 4 kere 6'dan burası 24 yaptı. Kök 25 eksi kök 24. Kök 1'dir. O da direkt 1 diye dışarı çıkar. Şimdi şuraya baktığımızda hepsinin derecesi nedir arkadaşlar? Aynı mı? Hepsini ben aynı kök içerisinde çarpabilirim. 4 artı kök 7 çarpı 4 eksi kök 7 çarpı 3 diyorum. Bakın bu iki seçenek olduğu için bunları çarpmak kolay. 4 çarpı 4 16. Kök 7 çarpı kök 7 eksi 7 yapar. Çarpı 3. 16 eksi 9. 9 çarpı 27 oldu. Derecem de 3'müş. Buradan 27 ben 3 üzeri 3 yazarım. Derecem 3 olduğu için bunlar sadeleşir. Buradan 3 gelir arkadaşlar. Şimdi geldik bu ifadelere. Bakın.
Kök içinde kök varsa, bir de yaklaşım içeride kökün önünde 2 varsa bunlar nasıl kısaltılabilir? Onları söyleyelim. Şimdi çarptığında buraya veren 2 sayı 5 çarpı 3 aynı zamanda toplanınca burayı veriyorsa bu arkadaşım direkt bu ifadeyi biz şu iki parçanın toplaması haline yazıyoruz. Şimdi özellik şu. X artı 2 kök y diyorsak arkadaşlar bakın. Şurası eğer ki a çarpı b ise burası da a artı b ise bu ifade direkt kök a artı kök b oluyor. Yani şurası iki sayının çarpımı. Burası iki sayının toplamıysa bu gördüğümüz ifade arkadaşlar nedir? Direkt dışarı iki parça halinde çıkar. Ufak iki parça halinde. Burayı kök 5 ile çarpıyorum. Kök 5 çarpı 5, 5 kök 5 oldu. Kök 5 çarpı kök 5, 5 yaptı. Burası kök 5 artı kök 3. Bu 5 ile 5 sadeleşti. Burada eksi kök 5 kaldı. 6 kök artı kök 5 de burada. Artı kök 5 eksi kök 5 gitti. Bunun cevabı da kök 3 yaptı. Geldik buraya. Kök içinde kök varsa, bir de burada 2 varsa yalnız. Bu ifade kurala göre şöyledir. Çarpımları buraya veren sayılar toplanınca buraya veriyor mu? Evet veriyor. Kimle kim? 7 çarpı 3 mü? Toplarsam 7 artı 3 mü olur arkadaşlar burası? Öyleyse bu kök 7 ve kök 3'tür. Arada eksi olduğu için bu arası eksidir. Büyükten küçüğü çıkarmam lazım bu arada. Çarpı. Burası da kök 7 artı kök 3 diyorum. Bakın bunlar da eşitlik oldu. Birinci ile birinciyi çarpıyorum 7. İkinci ile ikinci çarpıyorum 3. 7 eksi 3'ten cevabımız 4 yaptı. Arkadaşım geldik. Yine devam ediyoruz bakın. Eğer ki burada bir şey yoksa gizli bir 2 vardır. Ve diyorum ki köklü ifadenin içerisindeki bir harf üssü arkadaşın çiftse bu kalkar. Bununla bu gider ama mutlak değer gelir. Bakın bununla bu aynı ve derecem çiftse bunlar kalkar. Mutlak değer a eksi b gelir. Bununla bu arkadaşlar aynı gitti. Tek olduğu için bunlar mutlak değer diye bir şey gelmez. Bakın bununla bu gitti. Tek olduğu için bunlar ne olur arkadaşlar? Aynen dışarı çıkar mutlak değer gelmez. Şimdi bu a sayısı nedir? Sıfırdan şu an küçüktür değil mi? A sayısı sıfırdan küçükse biz ne diyorduk mutlak değer konusunda bahsetmiştik. Bunun değişmesi lazım eksi a. Şimdi a sıfırdan küçük eksi b dersek de burası zaten negatif. Bir negatif daha. İki, negatif olduğu bu da sıfırdan küçükse bu da değişir. Eksi a artı b yapar. Artı a eksi b. Eksi b artı b gitti. Artı a eksi a gitti. Cevabımız eksi a yaptı arkadaşlar. Şimdi geldik diğer soru tipine. Bu da ilk özelliğimizin sorusu arkadaşlar bakın. Köklü bir ifadenin eğer ki üzeri derecesi çiftse mesela burada gizli bir 2 var burada 4 var. Arkadaşım bu içerilerinin olmasa da sıfırdan büyük ya da eşit olması lazım. Bu derecem tekse bunların istediği her şey olabilirler. Bu ifade A elemanı reel sayı demiş. Buna göre x'in alabileceği tam sayıları toplamı sorulmuş bize. Derecem çift ise içerilerinin sıfırdan büyük ve eşit olması lazım ki bu sonuç reel sayı çıksın. Öyleyse bunun reel sayı olduğunu bildiğime göre 7 eksi x büyük eşittir 0 diyeceğim. Bir de x eksi 3 büyük eşittir 0 diyeceğim. Eksi 3'ü buraya attım. X'imiz 3 ve yukarısında oldu. Eksi x'i buraya attım. X'imiz 7 ve aşağısında oldu. Öyleyse x sayımız arkadaşlar bizim 3 ile 7 arasındadır. Bunlar da 3, 4, 5, 6 ve 7'dir. Bu değerler toplamı da 7, 6 daha 13, 5 daha 18, 4 daha 22, 3 daha 25 yapar. Devam ediyoruz. Kök içine kökleri. Arkadaşım bak. Burada bir şey yazmıyorsa gizli bir 2 vardır. Tamam mı? Bu ifade en içeri doğru gitmesi lazım. Bu ifade en içeri doğru giderken karşılaştığı üst derecelerini kendi üzerine alır. Bak. X kareydi. Üzerine bir de şu 2'yi alır. Buraya içeriye x 4 diye düşer. Çarpı x'imiz var. Daha sonra bu kök üstüne kök bindi. Kök üstüne kök binerse bunlar tek bir kök yapabilirsiniz. Üst kere 2 burası 6 yaptı. O da arkadaşım 32'ymiş. Yani 2 üzeri 5 yapar. Şimdi bakın arkadaşlar diyorum ki burası x üzeri 1, x üzeri 4, x üzeri 5 yaptı. Derecem benim 6. O da işte 2 üzeri 5 mi? Şimdi bu kökten kurtulmak için ben 6. kuvveti alıyorum. Öyleyse buranın 6. kuvvetini alayım. 6. kuvvette kök gitti. Burası x üzeri 5 yaptı mı? Bu da ne oldu? 2 üzeri 5 üzeri 6'dan 2 üzeri 30 yaptı. Şimdi biz diyoruz ki ikisinin de üstlerini 5'e bölsem burası x üzeri 1'in x yapar. Bu da 2 üzeri 6 yapar. Buradan da x sayımız ne yapar arkadaşlar? 64 yapar. Geldik şimdi bu soruya.
Bu ifade içeri doğru giderken karşılaştığı derece üzerine alır. Bakın 3'ün dereceyi içine giriyorsa bu 3 üzerine şu 3'ü de alır. 9 çarpı 3 üzeri 3 olur. Şimdi burası artık boş kaldığı için kök üstüne kök bindi. Üst kere 4'ten burası 12 yapar. 9 nedir? 3 üzeri 2'dir. Burası 3 üzeri o zaman 2. 3 üzeri 3 yaptı. 3 üzeri 5 yapar. Derecem benim 12. Ben bunu 3 üzeri 5 bölü 12 diye dışarı çıkarabilirim. Burası da arkadaşlar nedir? 3 bölü 9'dur. 3'ler sadece 1 bölü 3 olur. Bu da arkadaşım 3 üzeri eksi 1 demektir. Üzerinde de x eksi 1 var. Eksi 1 dağıtırsam bu da 3 üzerinde eksi x artı 1 yaptım. Altlar aynı olduğu için üstler aynıdır. 5 bölü 12 eşittir. Eksi x artı 1'dir. Çaplasa yaparsak eksi 12 x artı 12 eşittir. 5 yaptım. Bunu karşılatarsam eksi 12 x eşittir. 5 eksi 12 eksi 7 yapar. Her tarafı eksi 12 ile bölersek x'imiz arkadaşlar direkt eksi 7 bölü eksi 12 yani eksi x artı 7 bölü 12 yapar cevabımız. Geldik arkadaşlar çok şükür son soruya. Diyoruz ki bakın bu ifade içeri giderken karşılaştığı dereceleri üzerine alır. Bu 3'ün dereceyi üzerine alır. X üzeri x çarpı x üzeri 3 yapar. 3'ün dereceyi 4'ün dereceyi burası ne oldu? 12 yaptı çarpı. Bu da şu an içeri giderken şu derece 4 ile karşılaşır. Üzerine derece 4'ü alır. X üzeri 4 çarpı x. Dereceleri çarpar burası da 12 yapar. Burası x üzeri 3, x üzeri 1, x üzeri 4 yaptı. X üzeri 1, x üzeri 4, x üzeri 5 yaptı. Derecem 12, derecem 12. Derecelerimiz aynı sayı. Bu içeridekileri çarpabiliriz. X üzeri 4, x üzeri 5 çarpınca x üzeri 9 yaptı. Derecem 12 arkadaşlar. Bu 8 de nedir? 2 üzeri 3'tür. Buraya 2 üzeri 3 yapıyorum. Bakın ben bu kökten kurtulmak için burayı bir 12 ile genişletiyorum. Buraya da bir 12 getiriyorum. O zaman bununla bu gitti. X üzeri 9 ne yaptı? 2 üzeri 36 mı yaptı? X'e ulaşmam için benim şunun üstünü 9'a bölmem lazım. O zaman bunun da üstünü 9'a bölüyorum. X ne yaptı öyleyse? 2 üzeri 4 yaptı. Buradan da X'imiz direkt 16'dır arkadaşlar. Geldik bu soruya. Bakın bu 2 bu içeri giderken kökün derecesi 2 olacağını 2 üzeri 2 diye 4 diye gider. Yani içeride 54 çarpı 2 kalır. Pardon 54 çarpı bu 4 diye gelir. Derecem 2, derecem 3, derecem 6 yaptım. Bölü kök 2. Arkadaşım bak burada derecede gizli bir 2 var değil mi? Derecemin 6 olması için ben buraya 3 getiriyorum bir de buraya 3 getiriyorum. Öyleyse yukarı derece 6'dan 54 çarpı 4 yapıyor. Aşağısı derece 6'dan arkadaşlar 8 yani 2 çarpı 2 çarpı 2 yapıyor. 2 kere 2 4 bu 4 gitti. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 27 yaptı. Bu da 27 yani 3 üzeri 3 oldu. Derecem de 6. Arkadaşlar bakın bu ifade 6 tane aynısı olsa dışarı çıkardı ama bu şekilde dışarı çıkamaz. Yalnız bunlar sadeleşebilirler. Kök 3 üzeri 1'den 3 yapar. Burası da gizli bir 2 var arkadaşlar. 2 kalır. Bununla biz direkt kök 3'tür diyebiliyoruz. Çok şükür arkadaşlar son sorumuzu da bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.